Şu bildiğinde uzun zamandır ses çıkmıyor. Acaba yine daha yani fikirleri var mı? Biraz etrafı kurcalamamdan rahatsız olmaz sanırım. Bunlar da ne böyle? Daha önce burada hiç çiçek görmemiştim. Gelin bakalım. Gelin bakalım bebeklerim. Güzel. Buraya gel. Buradayım. Melih arkadaşlar. Buradayım. Şoker. Onlar benim deney çiçeklerim. Bırak hemen onları. Ne işe yaradığını söylemezsen... Hayatta bırakmam. Ha. Bu uzun süredir üzerinde çalıştığım bir proje. Ha. Bak, bu çiçeği koklayınca doğruyu söylüyorsun. Bu çiçeği koklayan da hemen ilk gördüğüne aşık oluyor. Doğrulukla aç çiçeği. Ha? Ay çok iyi. Bakalım işe yarıyor mu? Hayır Şoker, hayır yapma, yapma Şoker. ne olacak şimdi? Bana bir şeyler oluyor. Amiş. Ne oluyor? Neler oluyor? Ay, ben aşık oldum. Seni seviyorum. Abi. Çok minnoş. Ne? Ne? Canım ya. Bu çok iyi bir buluş ya. Çok hoşuma gitti. Şoker ne yaptın sen? Hoşuna gitmediğini söyleme sakın. Bu yaptığın çok kötü bir şey Şoker. Çok kötü. Aman. Nazlanmayı bırak da tadını çıkar canım. Bravo yani Şoker. Yine yaptın yapacağını. Yaparım. Kurşun. 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 Şoket. Ne oluyor ya? Bak 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 bak. Bak. Ne yapacağız şimdi? Bilge. Çok eyvah. Ben seni çok özledim. Sen beni özlemedin mi? Hadi canım. Sen bir Uranüs'e gidiver. Gidiyorum canım. Gidiyorum. Oh be! Ucuz atlattık. Ay anneciğim. Ben sensiz şuradan şuraya gitmem. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Beni tutalım, beni düzelte beklerim. Şimdi doğruları anlattım. Beni bak. Sana bir şey söyleyeyim mi Bilge bebek? Her oyun oynadığımızda mızıkçılık çıkarmana çok kızıyorum. Evet. Sen dur de kendine bak. Hulle yalakız seni. Kim? Ben mi? Pilli bebek, seninle sinemaya gidelim mi? Ne olur. Gidin, gidin. Bu ne diyor be? İşe yarıyor. Yaşasın. Savunun. Şoker geliyor. Sen ne dediğini zannediyorsun Piero? Evet, evet. Çok güzel. Beni Uranüs'e götürdüğüne inanamıyorum ya. Seninle evlenin
dibine bile giderim. Canım benim. Bu böyle olmayacak. Hiç olmazsa konuşamaz. Oh be, sessizlik ne güzel. Sen burada dur. Ayrılma, tamam mı? Bana kızma, tamam mı? Ben doğruları söylüyorum sadece. Peki. Bir kere benden hoşlandığını söylesen. Bu bile bana yeter. Of, manyak. Seni seviyorum. Bıktım sizlerden de buradan da ya. Anlasana, seni seviyorum. Çan. Hadi sen de söyle. Sen gerçekten kendini çok beğeniyorsun son zamanlarda. Kim? Ben mi? Evet. Senin üzerine o kadar tanımıyorum bir kere, tamam mı? Sus bir kere. Bıktım herkesin işini görmekten ya. Ne oluyor ya? Herkese bir haller oldu. Sabahtan akşama kadar bir kursun aşağı, kursun yukarı. Sabahını köründen akşamını kursun yukarı. Aşık değilsin. Hayır, kursunlar. Hayır, seni seviyorum. Yaro, biz sadece bana tanışırız. Oh be, oyuncaklar dünyası varmış. Çok bilmiş. Her yerde seni aradım. Nerelerdesin? Bak şekerim, seni kırmak istemem ama gerçekten şu anda çok meşgulüm. Kulina bir iksir istedi, onu hazırlamam gerekiyor. Olsun canım, hayat müşterektir. Ben sana yardım ederim. Yok yok, sen zahmet et. Tamam, senin için yıldızlara çıkarım. Dünyayı tersine döndürürüm. Ay dedeye salıncak kurarım. Mars'ı dönme dolaba çeviririm. Olamaz, bu bir rüya olmalı. Gerçekten de rüya gibi. Hiç böyle mutlu olmamıştım, canım benim. Olmaz ki, esir aldın beni. Asıl sen beni esir aldın, yakışıklım. Bak canım, ben seni arkadaşım olarak görüyorum. Ne tesadüf, ben de seni arkadaşım olarak görüyorum. Ama hayat arkadaşım olarak. Yanlış anladın, yani... Boş ver bunları, hadi gel. Deniz kenarına gidip aşkımızı konuşalım. Hadi. Ya istemiyorum ya. İstemiyorum, bırak beni. Simge muhasebeci gelmedi mi? Tabii Ahmet Bey. Tabii. Sizinle çalışmak ve de... Ay tabii ki tanışmak isteriz. Evet doğru duymuşsunuz. Evliyiz. 10 yıl. Tabii çocuklarımız da var. Tabii. O halde biz eğer sizin için de uygunsa sizi evimizde ağırlamayı çok isteriz. Ayrıntıları da konuşuruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Simge sen ne yapıyorsun? Aman ne yapayım, iş bağlamaya çalışıyoruz burada. Adam Hakan'la benim aramda bir ilişki olduğunu duymuş zaten. Siz evli değil miydiniz dedi. Ben de 10 yıldır dedim. İş bağlamak için anlasana. Mutlu, sıcak bir aile yuvası. Boy boy çocuklar. Güzel bir tablo değil mi? Ay vallahi ben her şeyi şirket için yapıyorum Volkan. Tabii. Kendin için bir şey istiyorsan namertsindir eminim. Günaydın. Günaydın. Oo, Hakan Bey, hadi uğurlu olsun. Ne oldu ki? Hakan'cığım, sanırım çok güzel bir iş bağlamak üzereyiz. Yalnız küçücük bir oyun oynamak zorundayız. Oyun mu? Evet, evcilik oyunu. Ne gerek vardı şimdi bu yalanı söylemeye Simge? Hem... Nasıl olsa yalan ortaya çıkmayacak mı? Ay Hakan, kaç kere anlatacağım? Adam Almanya'da yaşıyor. Sadece yatırım için buraya geliyor. Aileye falan çok önem veriyor. Düzene, disipline bayılır dediler. Ben de bir anda telefonda bu yalanı uyduruverdim. Ne bileyim, saçma yani. Bizim evli olmamız mı saçma? Simge, ben yalan söylememizi kastediyorum. Ne var yani bir gece bu oyunu oynasak? Çok mu zor? Ben şirket için elimden geleni yapıyorum. Karşılığında da her seferinde bir tomar laf işitiyorum. Pes yani Hakan. Ya. Sana yaranmanın asla bir yolu yok değil mi? Simge. Evet.
Ay Hakan, oflayıp puflama lütfen. Kaç kere söyleyeceğim, bunu şirketimiz için yaptım. Ya bak, telefon açalım Ahmet Bey, gerçeği söyleyelim. Benim içim hiç rahat değil. Beni yalancı durumuna düşüreceksin öyle mi? Pes vallahi Hakan. Hayır, tabii ki amacım o değil. Hakan, anlamıyorsun galiba. Bizim iyiliğimiz için bu yalanı söyledim. Benim kişisel olarak bundan ne çıkarım olabilir, söyler misin? Yok canım, ben öyle bir şey demedim ki. Ama bu evcilik oyununu nasıl oynayacağız? Ben kesin çuvallarım. Hiç merak etme, kusursuz bir plan yapacağız. Hadi gel şimdi benimle. Nereye? Ya nereye şimdi? Gel. Allah Allah. Şimdi gidince göreceksin. İyi peki, hadi. Simge. Evet ya Simge. Stüdyoda da çektirdiniz ya o kadar. Madem bir oyun oynayacağız, ne kadar inandırıcı olursa o kadar iyi olur. Öyle değil mi Volkan? Hadi bir tane daha. Çek çek. Hadi. Ben bunları bastırıp çerçeveleteyim o zaman. Bir zahmet. Çok güzel değil mi Volkan? Simge. Abarttın artık. Buna ne gerek var? Ya Hakan, her şey inandırıcı olsun diye uğraşıyorum. Nana herhalde bizim bu işi almamız için yardımlarını esirgemeyecektir, değil mi? Ha, Nanacık? Nana, ne olur kusura bakma. Bu sadece bir gecelik bir oyun. Ne yapalım, katlanacağız. Hakan, şimdi sen beni dinle. 10 yıldır evliyiz. Pırlanta gibi çocuklarımız var ve çok mutluyuz. Sen en çok... sen hangi yemeği seviyordun? Kuru fasulye. Evet. Tamam, kuru fasulye. Kahveyi kaç şeker? 2 şekerli. Tamam, 2 şekerli de... Canım, sen işine baksana. Biz bunu halledebiliriz. Hadi kapıya bak canım. Hadi. İyi günler. Simge Hanım'ın eşyalarını getirmiştim. Bunlar da ne? Oraya bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Tabii efendim. Hayatım, Özge ile benim eşyalarımız. Burada yaşamadığımız adam anlamamalı. Değil mi? Simge, bu iş çok ileri gitmedi mi sence? İyi günler Simge Hanım. Hakan, ben şirketimiz için senden daha fazla uğraşıyorum. Farkında mısın? Hakan'cığım, hadi söyle bakalım. Balayına nereye gittik? Nereye gittik? Ay Hakan, çatlatma insanı. Uludağ'a gittik ya. Ha, Uludağ'a gittik. Ay, herhalde balayı resimlerimizi nasıl olmaz değil mi? Yok daha neler. Zaten bence çok abarttın Simge. Hakan haklı Simge. Ya gerçekten abarttın. Arkadaşlar, bu tip büyük iş adamları ayrıntıcıdır. Neden anlamak istemiyorsunuz canım? Ben yalanımız ortaya çıkmasın diye diyorum. Yoksa bana göre hava hoş. Nana şunu düzelt. Nana, ne olur kusura bakma.
Simge bir yalan söylemiş, hepimizi de peşinden sürüklüyor. Sen de bu işe bulaştığın için ne olur affet. Önemli değil. Hizmetçi rolü falan yapmak zorunda değilsin. Simge'yi bilirsin, her şeyi abartır. Önemli değil, senin yanında olacağım. Sağ ol. Hakan, hadi ofise gidelim. Daha yapılacak tonla işimiz var. Tamam. Hadi Nana, sana Allah sabır versin. Akşama görüşürüz. Güle güle. Ay. Kaldırsana şunları ya. Peki hanımefendiciğim. Nereye kayboldu yine bunlar? Ofise gittiler hanımefendiciğim. Dalga geçmesene ya. Gerçekten dinlemedi ya. Uyumlu oluyor hevesini. Şimdi şey ne olacak? Eşeğine anne bak ya. İşte bu kadar. Doğruluk ve aşk çiçeğinden harika iki parfüm elde ettim işte. Şimdi bunu sıkan başlayacak doğruları söylemeye. Doğruyu söylemek iyidir. Ben iyilik için savaşıyorum. Özellikle de Nana'nın iyiliği için. Bakalım parfümü kendine sıktığında ve ben bir bez bebeğim dediğinde neler olacak? Bu da canımın içi Mimi'nin bana aşık olması için. Mimi, Mimi. Uyum, uyum, uyum. Son bir kez deneme yapacağım. Sonra hop dünyaya. Ne haber Şeker? Gorpo, dostum nasılsın? Dostum mu? Aslında Gorpo. Gorpo, benim hakkımda ne düşünüyorsun? Ha? Sen yalancı, işe yaramaz oyuncağın tekisin. Yıllardır beni Hollywood'a götüreceğini söyleyip kandırdın. Evet. Aslında sen herkesi kandıran düzenbazın tekisin. Zavallı Nana'nın senin elinden çekmediği kalmadı. Ayrıca sen sadece kendini düşünen bencil bir yaratıksın. O yüzden de hiç arkadaşın yok. Ha? Doğru. Oo, bu da amma doluymuş kardeşim. Neyse, kesinlikle işe yaradığına göre artık işimize bakabiliriz. Seni çok seviyorum. Ya bırak artık peşimi, bırak. Canım benim. Ay öleceğim ya. Kulina ya, kurtar beni. Ama neden böyle yapıyorsun? Durun bakayım. Bilgin çok bilmiş. Anlat bakayım neler oluyor burada? İki özel çiçek yetiştirmiştim. Biri doğruluk çiçeği, öteki aşk çiçeği. Şoker aşk çiçeğini ona koklatınca aklı başından gitti. Anlarsın ya. Sen nasıl o çiçeği Şoker'e verirsin? Hayır. Çiçekler şu an laboratuvarında. Merak etme. Git hemen o çiçekleri yok et. Başımıza daha fazla dert açmayalım. Tamam Kulina. Ay gel düzenim sen de benimle. Bu işe bir çözüm bulalım. Ama ben Bilgin'le gitmek istiyorum. Ama bak onu çok seviyorsan kendini biraz özet ki değerini bilsin. Hadi canım. Hadi gel. Hadi güzelim. Hadi gel. Ah Bilgin. Çok bilmiş. Aklımı başımdan aldın. Ay bu Şoker hiç rahat durmayacak mı? Acaba o çiçeklerden aşırmış olabilir mi? Şoker bu. Her şey mümkün. Aşkım. Kurşun. Ah Bilgin. Ne var Kulina? Neredesin? Oyuncaklar dünyasının her işini ben mi yapacağım? Ne oluyor sana hassiz? Ha? Aşkım. Seni seviyorum. Senden kötü huylusunu görmedim. Ben böyleyim arkadaş. Doğruları pat diye söylerim. Rahat bırak beni. Lütfen. Ne aşkı ya? Oyuncaklar aşık olamaz ki. Bana aşık değil. Ay bittim hepinizden. Sen arkadaşım. Ellerini benden. Vurma. Susun. Aşk. Şöyle. Şimdi hepiniz dışarı. Hadi bakalım hadi. Sen de bana hemen Şoker'i bul. Yoksa sesine kavuşamazsın ona göre. Çık.
Çabuk. Hadi çabuk çabuk. Kulina. Sus Kulina, bir şey söyleyeyim. Ay kafam kazan gibi ayol. Hem anneannelik hem baş birlik. Ne kadar zormuş canım. Ay cildim soldu. Al işte. Şimdi çok iyi bir çift oldunuz. Guten Abend, mein Liebe. İyi günler. Küçük hanım. Anneniz evde mi? Annem mi? Oh, mein Gott. Mein Gott. Natürlich. Ah, yoksa evin hanımı siz misiniz? Sakın benim demeyin. Şahit diye düşer bayılırım. Evet, evin hanımı benim. Evet, evin hanımı benim. Ne vardı? Es gibt Liebe. Es gibt Liebe. Ay, ne yapıyorsunuz siz? Aşk var hanımefendi. Aşk. Ne diyorsunuz? Size Liebe strafeni takdim etmekten gurur duyuyorum Florian. Ne? Kendisi adeta sihirli bir aşk lambasıdır. Bu bir parfüm değil. Aşka davet. Angelina Jolie. Brad Pitt'i kendisine nasıl aşık etti ha? Sorarım size. Ya da Michael Douglas o yaşına rağmen nasıl Catherine Zeta-Jones'u kendisine aşık etti? Ha, sor, bana sor. Frag me. Yani sordunuz mu? Ha, işte cevabı bu aşk damlası. Liebe Strophe. Bu parfümden pıs pıs sıkarsınız ve sonsuz aşk başlar. Ne kadar? Ücretsiz efendim, ücretsiz. Costello olsun. Tanıdım maksatlı. Sıkayım ekipi size. Yok yok. Ben özel bir zamanda sıkacağım. Zerşu, zerşu. Super. Çok iyi edersiniz. Çok yani. Buyurun, güle güle kullanın. Aşk kokuyor, aşk. Alles gute, zerşu. Her hausun dibi aynı. Ich möchte köfte, küsten von van göze. İşin bittin ana. Ha, aşk damlası diye doğruluk iksirini sıkınca bülbül gibi öteceksin. Ne bez bebekliğin kalacak ne de oyuncaklar dünyası. Senin için çok üzgünüm. Bak bak ağlayacağım şimdi bak. Ama ağlayamıyorum. İçimden kahkaha atmak geliyor. Ne tutuyorum kendimi? Koy vereyim o zaman. Bilgin çok bilmiş. Kütüphanede biraz araştırma yaptım ama hiçbir şey bulamadım. Bunun antiksirini yapamaz mısın? Daha yeni bulduğum bir şey olduğu için üzerine çalışamadım. Şokerin sayesinde başıma bunlar geldi. Kızcağız çok kötü durumda. Aşktan gözü kör olmuş. Aslında sihirin etkisinden böyle söylediğini bir anlasa çok utanacak ama... Şoker Nana'yı konuşturmak için bunu kullanacaktır. Bilgin sen çalışmaya devam et. Ben geliyorum. Tamam. İşte şimdi birbirinize çok yakıştınız. Nana. Ha? Kulina? Şoker geldi mi? Yo, neden? Ah Bilgin, aşk ve doğruluk çiçekleri yapmış. Bundan da Şoker'in haberi var. Bu kadarı anlaman için yeterli sanırım. Anladım ama buraya gelmedi. Tamam. Ha. Sanırım bu aralar okulda bir öğretmene aşık. Ha. Belki de aşk iksirini onda deniyordur. Ay zaten onu iksirsiz çekebilecek bir kadını asla tanımıyorum.